Spor'da Adana Spor karşılaşması az sonra başlayacak, neye söyleyeyim? Yani geçen hafta Telekom'dan alınan bir puanla tabii takım moralmen iyi bir duruma geldi. Hafta içindeki antrenmanları da izledik. Gerçekten takım çok istekliydi. Yani Urfa Spor'u iddiasını sürdürebilmesi için biz bu maçı kazanmak zorundayız. Ve ben kişisel düşüncem bu maçı mutlaka kazanacağız. Bildiğiniz gibi Tarsus maçın sonrasında Mehmet Şahan hocamızla yollarımızı ayırmıştık. Geçen hafta Ekrem Al hocamızla Telekom karşısında bir puan aldık. Amacımız bugün burada 3 puan alarak yolumuza devam etmek. İnşallah iyi günler bizi bekliyor. Evet, lige çok iyi başarımıza rağmen sonucunu getirebildik. Ne yazık ki şu ana kadar iyi bir futbol sergileyemedik. Tabii amacımız üst sıraları zorlamak. Başından beri hedefimiz belli. Bir an önce kendimizi toparlayıp bu kritik süreci atlatmamız gerekiyor. Kapasitemiz bu değil. Gücümüzün üzerinde oynamamız gerekiyor. İnşallah bu maçta bu kötü havaya son vereceğiz. Her iki takıma da başarılar diliyorum ama tabii bizim Şanlıurfalılar olarak, Şanlıurfa Spor olarak bu maçı kesinlikle almamız lazım. Başka şansımız da yok. Allah'ın izniyle maçı alacağız. Kaçmaya çalıştı. Kaleciyle karşı karşıya arkadaşına verdi. Mehmet Özcan.
olacak. Tek kişilik bir baraj Süleyman topun başında. 84. dakikanın içerisindeyiz. Hakem düdüğünü çaldı. Süleyman geldi. Direkt kaleye vurdu. Bugün güzel bir gün. Sizin de söylediğiniz gibi Halfeti'mizde Halfeti'yi gündeme getirecek. Şanlıurfa'nın başka bir çehresini gündeme getirecek aktivitelerin içinden geldik. Orada da çok hoş şeyler vardı. Burada da heyecanla işte yolda da takip ettik, siz birlikteydiniz. Bu efendim, takımımızın galibiyetiyle sonuçlanan maçı izleme fırsatı bulduk. İnşallah çok memnun kaldım. Ümit varız. Gelecekle ilgili bir çıkışa ihtiyacımız var. O çıkışı, o serinin başlangıcıdır inşallah bugün. Şimdi haber alıyorum. Rakiplerimiz de puan kayıtları yaşamış. Daha çok maç var önümüzde. Yeter ki disiplini bozmadan, emin adımlarla, ama kısa emin adımlarla büyük sonucu alacağımızdan eminim. Seyircilerimizden, bütün taraflardan, başta kendim olmak üzere bütün taraflardan daha itidalli, daha samimi, daha kararlı ve olumlu sonuçlar bekliyoruz. Seyircilerimizin de sahaya gelip burada hem gelmelerini hem de oturmamalarını, takıma destek olmalarını temenni ediyorum. Bu galibiyete büyük ihtiyacımız vardı. Biz iyi bir takım kurmuştuk, onu söylemiştik. Ancak futbolda bu şanslıklar var. Ekrem hocamızla beraber havayı yakaladık ve bugün de bunu ispatladık. İnşallah bu çıkış devam edecek. Ancak özellikle ben şunu söylüyorum. Yani bugün iyi günümüz. Bunu çok büyütmememiz lazım. 24 saat buna sevinmemiz lazım. 24 saatten sonra bunu unutmamız lazım. Diğer maça bakmamız lazım. Yine mağlubiyetlerde 24 saat uzunmamız lazım. Ve ondan sonra diğer maçlara konsantre olmamız. Özellikle seyircilerimizin iyi ve kötü günde takımın yanında olması lazım. Önemli olan sonuçta sevinebilmemiz. Takımımız bunu yapabilecek güçte. Teknik yönetimimiz, ekibimiz, yönetim kurulumuz, sayın valimiz, belediye başkanımız, kentimiz, herkes bu takımla beraber bunu yapabilecek güçteyiz ama şu sahada olumsuz sonuçları da çok dikkatli olmamız lazım. Yani sayın valimiz de biraz önce dediği gibi, yani seyirci 10'da 15 dakika ondan sonra yok ya. Yani. Daha fazla alışmamız lazım. Belki 2-0'dan maçı 5-0'a çevirebiliriz. Ve 1-0 mağlupken 2-1, 3-1'e maçları çevirebiliriz. Yani seyirci avantajı çok büyük. Onun için özellikle patlı olmamız gerektiğine inanıyorum. Hocamı, hoca arkadaşlarımı yönetim. Tüm şu an mutluyum. Kutluyorum. Çok mutlu oldum. Kutluyorum. Kutluyorum. Hep başarılı olmalarını diliyorum. Gerçekten Şanlıurfa Spor'a da yakışan bu. Biraz daha gayret, biraz daha destek diyorum. Güzel bir maç oldu. Tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kendi sahamızda böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Tabii en önemli bu hafta rakiplerimizin hepsinin puan kaybetmesi büyük avantaj. Şimdi biz önümüze bakmalıyız. Birlik beraberlik içerisinde olmalıyız. Haftaya pazar günü Off deplasmanından alacağımız bir galibiyette, ondan sonra çarşamba iç sahada Demirspor'la yine bir final maçı olacak. Aslında bireysel olarak takımımız gerçekten çok iyi futbolculardan oluşmuş bir durumda. Biz bunu biliyoruz. Taraftarlarımızın da inanması ve bugün taraftarlar 90 dakika hiç susmadı ama tribün anlamda yine bir eksiklik vardı. İnşallah bundan sonraki her maçta taraftarlarımız bu takımın yanında yer alır. Teşekkür ederim. Çok ihtiyacımız var takım olarak, şehir olarak, cami olarak. Geçen hafta da bir puan almıştık bir deplasmandan. Onu da pekiştirmemiz gerekiyor. Alacağım olacak 4 puan iyi puan bir hafta içerisinde. Çocuklar iyi çalıştık bu hafta. İstediler maçı kapatmayı, mücadele ettiler. İlk kere zaten skoru kolay bulabilirdik ama şanssızlıklar da giresizlikler olmadı. İkinci yarının başında hemen biraz gördüğümüz golü bulduk. Kabile de çok net gol koşulları yakaladık. Zaman zaman rakip geldi. Oyundan düştüğümüz dakikalar var ama tabii bunlar bugüne kadar kazanamamanın vermiş olduğu stresler kaynaklı. Zaman içerisinde ilerleyen haftalarda çok daha iyi olacak diye düşünüyorum. Onları kutluyorum. Alınlarından öpüyorum. Konuştuğumuz, paylaştığımız gibi mücadeleyi bırakmadan, oyunu son dakikaya kadar bırakmadan dikkat edin.
Samurfaspor her maçta gol yiyemiyoruz. 2 haftadır gol yiyemiyoruz. Bu da bizim hakkımız. Gol atıyoruz. Seyircilerimize, camiamıza armağan ediyoruz. Eksiklikler var mı hocam? Eksiklerin giderilmesi noktasında muhakkak bir süreç gerekiyor. Şimdi daha dinamik olmamız lazım. Daha iri olmamız lazım. Bir takım o yönde çalışmalarımız olacak. Ama bu takım tam böyle kendini bulana kadar böyle kayıpsız atlatırsak ilerleyen haftalarda daha çok koşar, daha seyircilik iyi, maç oynayacak. Ama bugünkü oyun kötü bitmeseniz asla değil. Çok iyi top oynuyorlar, mücadele ettiler. Yorgunluktan ötürü bazı koşullarda gidemediğimiz durumlar oldu. Ama sonuç itibariyle herkes mutlu. Teşekkür ederim.